misin? Gel, hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın? Fenomen oldun. Çakır teyze. Efendim. Fenomen oldun, biliyor musun? Bilmiyorum. Bütün gazetelerde, internette senin videoların dolanıyor. Kayınvalidemin selamı var sana. Aleykümselam. Ah anacığım. Niye gülüyorsun? Kız, meşhur oldun ya. Şimdi öyle bir tatlı gireyim çünkü biraz sonra buralar yangın yeri be ya. Şimdi önce Çakır teyzenin söyledikleri var. Çakır teyzenin anlattıkları var ama şu Çakır teyzenin yüzündeki tebessüm bile benim için çok önemli. Bazen iletişim kanallarımız kapalı olabilir. Her şeyi reddedebiliriz ama yavaş yavaş kalbimiz ısındıkça çocuklar için en doğrusunu da düşünebiliriz. Ben öyle olduğunu hissediyorum. Önce Çakır teyzenin anlattıkları OVTR ekrana geliyor. Senin en çok sinirlendiğin olay ne? Ne olacak? Bizi oğlan cezaevine gitmeyle beraber hemencek bizi aldatmaları. Bize bağ karşı gel. Odur budur. 40 gün gitti gelmedi ama nereye gitti? Nereye gittiğini ben de bilmem. 20 gün bir daha gitti. Yani senin oğlun cezaevine girmeden önce 40 gün 20 gün gidiyordu. Evet gidiyordu. O cezaeviyle alakası yok. Cezaevine girdiği sürede de aldığı adamla tanışıyor. Ondan sonundan gece sabaha karşılara kadar en erken geldiği bildir. Ben kocam bile, eşim bile gece gelip kapısını açmadım. Ben onun kapısını açtım ama sormadım. Bahanesi sen olma diye hiçbir şey sormadım. Hiçbir şey sormadım. Ama biliyorum. Olanı bir tane biliyorum. Ben hastanedeki de yine benim yanıma bu işindeki eşiyle beraber gelmiş. Çocuklar mocuklar yanında. Dedim sen kiminle geldin bu saatte dedim nasıl gideceksin çocuklar da var yanında dedim. Ben dedi İbrahim'ına geldim dedi. Dedim ki senin ne işin var onunla da dedim ondan giriş yapıyorsun dedim onunla gelip gidiyorsun dedim. Bu kadar dedim. Neyse hastamızdan ben çıktım geldim. Yarın tersi gün bu başladı cilalanmaya süslenmeye ondan sonra neyse ben dedi çocuklarım dedi bakım parasını dedi bakmaya gideyim. Bugün dedim 19 Mayıs günü resmi bayram dedim yarın git de dedim. Beni bari dedim doğru kandır dedim. Bu kadar dedim ama sabrım daştı bu kadar dedim. Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Bundan hastaneye gidip dolapları doldurdum. Dolaba koydum tabiler attı. Büşürmemiş ki ne büşürmüş ne taşırmış. Dedim ki kızım dedim şuradan dedim mercimek olsun at ben şimdi bakkala gidemem. Öte bile gidemem. Bir mercimek çorba sattırdım. Mercimek çorbasını azıcık iki kere döndü pişmedi bile. İçine ondan geri iki dilim ekmeği duvara daha küçük çocuğa yedirdi. Küçük çocuk sanki iki ilacı değilmiş gibi. Çekyatın üstüne doğru uyuyor, doğru uyuyor. Burası senin, burası senin. Dereli, Dereli, Kulakkaya, Bekleş, Bulancak, ondan geri Esbiye, sahne diyeyim. Derelisi, yalan, 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 yalançılık, yani sahne diyeyim. Anam çocuklara bakmıyor, anam böyle etmiyor. Şimdi de dermiş ki dünümden geri, dün hani onun peşinden gitti ya, dermiş ki geri, evi bakan yoktu, evin bakılacağı sana mı düştü? Biz ekmek bulduk, gidip de sen mi acıyan öldün? Ha? Ama onun acılığı başkaydı. Benim oğlum bana yalançılığı yaptı. Ben inan. Yani ben... Sen aslında oğluna da kızgınsın. Kızgınım. Kızgınım. Kızgın. Benim bile baraba temizledi pakladı mı o çoluğu çocuğu. Çocukları bir saat, iki saat, bir gün teslim edip görmelerine müsaade eder misin annesinin görmesine? İstanbul'da olduğu için... Asla. Asla o şans yok. Ya da 15 günde bir. 15 günde bir olmaz. 5 ayda bir, senede bir kere, öyle Allah bir kere yeter. Ha babası var, babası versin. Verirse versin tamam. Babası kazanmıştır, ben kazandım, ben vereyim değilse versin. Beni de asla ömür boyu ben edilemezsin. Etmem, oğlumu da affetmem. Bu çocukları da bir dahi almam. Bir dahi benden geçsin, bir dahi alma. Şimdi yıllardır süren bu gelin kaynana
kavgası ve tartışması arasında çocukları sen ikinci evliliğini yapınca babaanne büyütüyor. Ölsem de vermem o çocukları, ben büyüttüm. Tüm ceremelerini ben çektim diyor. Biz Necmi'ye sorduk sen ne düşünüyorsun diye. Çünkü abi sen 50 gün cezaevinde yatmışsın değil mi? Ha, doğru. Hani 50 gün dediğinde 30 sene 40 sene değil ki. 50 gün ya. Ne olduysa o 50 günde olmuş. Necmi oğlum bakalım neler anlatıyor. İzleyelim. İşte ortaya bir iddia atıyor, ortaya bir iddia atıyor. Ayşe ile anneniz arasında evlendiğiniz günden beri hep bir sorun var mıydı, yoksa bu sorunlar sonradan mı oluştu? Ya hep bir arada kalıp böyle bir sorunlar yoktu. Sizin başınıza tatsız bir olay gelince ondan sonra mı sorunlar başladı? İşte tatsız bir olay gelince bir takım şeyler olmuş. İşte o ortaya bir iddia atıyor, ortaya bir iddia atıyor. Peki sizce kim haklı? Annem de haklı konuşmasına sonuna kadar. Eski eşim de haklı. Burada haksız olan benim. Ben içeri girmeseydim bu konu bu aşamaya gelmezdi. Doğrusu bu. Eski eşinizin bir iddiası var. Şu andaki eşimle beni kayınvalidem ve görümcelerim tanıştırdı. Zaten onu ben de duydum. O doğru. O doğru. 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 O doğru. Anneniz ve görümceler tanıştırdı eski eşinizle. Şu anki eşine. O doğru. 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 Onları evlendirmek için tanıştırmadılar. Bir yardım olsun diye tanıştırdılar. Tesadüf. Onlar sonradan evliliğe karar verdiler. Ayşe'nin bu konuda büyük hatası var. Nasıl hatası var? Ben içeri ölmeye gitmedim. 600 tübü 50 günlük yani bir ceza. 50 günlük bir cezam var. Burada onun tam sabırlı olması, azimli olması gerekiyordu. Ha benim de ailem destek vermesi gerekiyordu ki onu biraz frenletmesi gerekiyordu. Çünkü biraz çocuksu cahillik var. Biraz da yani ilgilenmediler. Ben öyle zannediyorum. Başında boş bıraktılar. O da kendini kaptırıp koyuverdi. Sonuç bu aşamaya geldi yani. Ha benim de ailem ilgilenmediler. Ben öyle zannediyorum. Yani aslında iddianın şu iki tarafında haksız olduğu ve haklı olduğu yerler var. Evet. Peki siz çocukları bundan sonra Ayşe'ye gösterir misiniz istediği vakit? Ben aile mahkemesine boşanırken Giresun Adliyesi aile mahkemesine bana vermiş olduğu karar şudur. Sene 12 ay 11 ay babada 1 ay anada. Bu şu anki bu prosedürü uygulayacak. Peki anneniz buna karşı çıkıyor, onu ne yapacağız? Şimdi annem karşı çıkıyorken ben annemle bunu konuyu konuşurum. Yani zaten ben arada kaldım. Sağa döneyim öyle, sola döneyim öyle. Yani o yüzden ben sıkıntı sorunu yaşamak istemiyorum. Tamam, her şey geçmişte kalır. Yaşanmış bitmiştir. Geçmiş gündeme getirmenin bir anlamı yok. Zaten ben buraya adliyette gelmiş olsam, ben o gün okulu tartışmada olsam, ben gittim ben daha zaten ben teselli ettim, moral verdim. Yani Ayşe'ye moral yani, verdiniz, evet. Gördünüz mü, sakinleştirdim. Benim başıma geldi olaylardan dolayı bir çare aramış, çıkış yolunu orayı bulmuş. Ama benim ailem ilgilenseydi belki bu çare çıkış yolunu bulmazdı. Çakır teyze, bak oğluna da sorduğumuzda bu ikinci eşle tanıştırılma mevzu doğru öyle duydum diyor. Sen de döndün bir şey söyledin ona. Ben döndüm bir şey, yalan. Yalan konuşuyor. Yalan olan ne anne? Yalan olan ne anne? Sen ne hiç dedi? Uygulamadın. Bak orada parlamana gerek yok. Sakin orada ol. Senin bir sahil kız kardeşinin parmağı efendim? Mı var? Kız kardeşinin parmağı mı var? Hayır. Ya orada ben kız kardeşimin kocası vardı soysal. Onun olabilir. Onu itiraf etmem. Onu gözüm görmedi. Ya anne senin gözün görmemiş olabilir ama bak ben cezan çıktıktan sonra ben bunu hep araştırdım. Bak Giresun ufak bir şey, büyük bir yer değil. Ben bunu hep araştırdım. Araştırdın tamam, ana bacın adı mı çıktı? Peki, ya sağ laf anlatmak zor ya. Necmi'cim sen çocukları annesiyle görüştürmek istiyorsun aslında değil mi kızlarını? Ya abla zaten ben ona mezardan şiddet uygulanan bir konum yok. Zaten ben iki defa verdim. Hatta çıkmış buraya iddia ediyor. Ben de icra yola çocuğu aldım diyor. Böyle bir konum yok. Benim kapıma ne zaman jandarma gelmiş, ne zaman polis gelmiş. Öyle bir karar çıkmadı. Ben gittim tamam kendim Deniz Hanım'ı tamam aracıyla verdim. Tamam bunu burada konuştuklarında %99 hep yalan. Çocuklarla çocukları annesiyle görüştürecek misin düzenli olarak? Ya düzenli olarak derken... Yasal günler ne zamansa, şimdi bak düzenli, şartlar ne zaman müsaitse... Şartları zaten kendisi de biliyor. Sene 12 ay 11 ay bende bir reyonda her pazar alma hakkı var. Mahkemenin vermiş olduğu prosedür bu. Hı hı. Tamam gelsin her pazar alsın. Senenin bir ay gelsin alsın.
Peki mesela anne babasınız siz. Bu kurallara uymanıza gerek var mı? Mühim olan çocukların ebeveynleriyle iyi vakit geçirmesi değil şimdi mi? Bu kurala, şimdi bu kurala uymak var mı derken yani şimdi biraz şey konuşacağım. Yani benlik bir konum yok. Yani ben bu çocuğu yaparken iyiydim de yani ben ayrıtasam kötü oldum. Ne alakası var? Yani gelsin çocuğunu görsün. Sorunu benim değil kapım de açık diyorsun. Evet. Çakır teyzeye soralım. Şu. Dur. Çakır teyze. Bak baba çok uyumlu konuşuyor. Baba uyumlu konuşur. Neden? Ya tamam şimdi ben anneme... Benden yana bir kere getirdikten tamam, bir şimdi... daha bir daha anası bir daha almaz. Tamam, kendi bakacak, şimdi... ben de bakacaksa versin. Tamam ben şimdi annemin canını... Ne alırım, ne bakarım. Bitmiştir, kapımı da kapatırım. İyi, tamam. Oğluna mı? İyi tamam. Oğluma, torunuma. Kapımı da kapatırım. Peki. Hülya Hanım bir soru soracaktınız. Şimdi beyefendiye sormak istiyorum. Esas olayın muhatabı sizdiniz, bugün geldiniz, hoş geldiniz. Önemli şeyler de söylüyorsunuz, arada kaldım ben diye. Şimdi Ayşe Hanım'ın da iddiası şu, velayet hakkı babada ama Çakır teyzenin de anlattıklarından şunu anlıyorum ben. Velayet evet yasal olarak sizde ama siz fiilen aslında bütün sorumluluğu Çakır teyzeye bırakmışsınız. Evet. Şimdi fiilen sorumluluğu bırakmış derken şimdi bak ben tam... Yani aynı yerde de tabii iş imkanıyla başka yerlere gidiyorsunuz. Şimdi ben işim gereği tam ben şeyden tam kaç onun da iddiası şu tabii... Karşılıklı iddialarda bulunuyorsunuz. Ben çocuklarımın bedeni, fikri, gelişmesinde velayet hakkı babada da olsa bunlar ihmal ediliyor. Ben velayeti almak istiyorum diye de bir iddiası var. Bir soralım Ayşe. Yani kendi kararı değişmiş. Efendim Esra. İmkanları benden üstün duyamadım. Değilmiş. Buyurun. Bilim İmkanlarım senden üstün. Olur. Memurdur kocam. Senin imkanların nasıl? Ha? Ayşe karşıda bak karşıda el salla. Ne demek istiyorsun sen? Kimin hakkını yemişim ben? Kim? Anası yok babası yok diye dilekçe verip yardım almıyor musun? Ha? Ne yardım almıyor musun? Almıyorum. Araştırın Esra Hanım sosyal hizmetlerden yardımlaşmadan anası yok babası yok diye dilekçe vermiş. Anası sahip yok babası sahip diye dilekçe vermiş. Ve yardıma bağlamış. Bu yüzden de zaten çocukları vermek istemiyor. Sen almıyor musun? Ayşe Hanım çocukları için yardımda bulunmuş. Yani o zaman biz anne babaya sahip çıkın. Konu böyle değil. Bazen haklı olduğunuz konularda haksız pozisyona düşüyorsunuz. Konu böyle değil. Siz de şunu iddia edeceksiniz. Sen gelmeyeyim mi? Acele yersin. Siz de şunu iddia edeceksiniz. Hayır, bunun durumu gerçeğini benden... kabul edin. Siz eğer velayet değişirse siz o iki kızın sorumluluğunu daha iyi misiniz? Bakabileceğinize iddia ediyor musunuz? Evet, bunu ispatlayabilecek misiniz? Evet. Bir saniye. Ben çocukları almak ve bu sorumluluklarını yerine getirmek istiyorum diyor musun? Evet. Demez mi? Güzel güzel bir pireydi. Normalde kesinlikle benim buraya ilk gelişim çocuklarımı sarılmak ve görmekti. Ama bana ilk gün o şekilde karşıladığı için ben çocuklarımın velayetini kesinlikle alacağım. Peki, bana canlı yayında bastonla uzat. Alırsın alır. İlk gün tek derdim çocuklarımı görmekti. Ama evet. Bu tavırlardan sonra çocuklarımı alacağım. Evet. Alacak. Alırsa ha buradayken ne kalsın? Ne kadar yanlış bir tavır. Yani Çakır Hanım'ın davranışları mı çocuklarınıza karşı velayeti belirleyecek? Yani Çakır Hanım iyi davransaydı velayeti almayacak. Siz... Ya iyi davranacak da hareketi vardı. Yalancılıklar mıydı? Şimdi, oğlu doğru diyor, yalan bir dakika, diyor. Bir dakika, ya Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah. Çakır, yeter, yalancılık benim başımdan açtı. Çakır teyze, bak. anne orada, sen anneye kızgınsın. Oğlun da durumu ortada. Onlar İkisine de kızgınım. İkisine de? Evet. Niye? İşte. İkisine de kızgınım. Çocukları senin başına bırakıp gittikleri ben... sonradan ortaya çıktıkları evet. için mi? Evet. Evet. Çakır çekti küre. Nezmi ile Ayşe isim böyle. Ya dengesiz dengesiz konuşma ya. Konuşurum. Konuşurum. Ben söylediği söz cümleyi anlamadım bari. Anlamadım ya. Eziyetini ben çekeyim. Ha. Beşikten kaşığa kadar eziyetini ben çekeyim. Şimdi kalkmışlar hırı. Rıza'nın ya. Bir de şöyle bir korkusu var. Ben üvey baba elinde yani sakın yanlış anlamasın ikinci eşin ama hani Çakır teyzenin kendine göre tanımlaması yanlış olur. Anlasana olur anlamasana olur. Ya tamam be bana. Bir devir herkes çok iyi niyetli değil. Ben kız çocuklarını
hani üzülmelerini, mağdur olmalarını istemem gibi de bir düşüncesi var. Buyurun. Esra Hanım. Efendim? Bu konuda çok haklı. Genel konularda? Genel konularda da şöyle. Ayşe bu seneye kadar evlatlarını düşünmemişti. Çocuklar büyümüş. Artık şey hafiflemiş hizmetleri. Bundan sonra mı anneliğe aklına gelmiş? 50 gün insan kocasını bekleyemez mi? Buyurun. Ayşe'cim sana soruyorum. Bekleyin 50 cevabımız... gün değil 50 sene beklerim ben çocuğum için. Bekleyin. 50 lütfen. Sene. Ben bak kocam benim... Eşim öleli 21 yıl oldu. Ben hala çocuklarımın arkasındayım. Çocuklarımı çok seviyorum. Şimdi, hepsi koca koca askerliğini yaptı, geldi, iş sahibi oldu. Ablacığım bir saniye. Aslında biraz önce altını çizmek istediğim bu. Yani Necmi Bey Allah korusun. Hani insanların başına her şey... 50 günlük bir cezaevi sürecinin sonucunda bu dağınıklık... Ablacığım ondan önce de dağınıklığımız vardı zaten bizim ki. Ondan önce de dağınıklığımız vardı. Peki sorusuna cevap ver. Yani o 50 gün niye bekleyemedi? Niye bekleyemedi? O 50 gün artık bomba gibi patladım yani bekleyemedim. Hayır. Peki. Patlar mı? Ben de çocukların annesinde büyümesini istiyorum. Fakat 20 gün anneyi almış, çocuklarını almış, 4 çocuk bir evde duramamış. Hatta dünkü bir beyefendi bağlandığında söylemişti. Psikolojisi bozuldu, 4 çocuğa bakamadı, Büyükçekmece'ye gitti. Tam oradaki söylenen neydi onu anlatır mısın? Annemin Büyükçekmece, annemin yanına geldiğim. Ama çocuklar kaldı. Çocukların her akşam ağlayıp biz... çekiyoruz. Sen de çekmeliydin. Yani Ayşe, burada sen haksızsın. Ben de oraya takıldım. Niye biliyor musun? Yani 4 çocuğu bırakıp psikolojim bozuldu diye anne evine gitmek. Çocukları babalarına gönderseydin. Şimdi de aldığında yine aynı. Bakın geldiğinde çocuklar sarılmadı sana. Yine şimdi aynı psikolojiyle olursa ne yapacaksın? Bakacağız ya çocuklara. O sorunla baş etmeye alışamazsan o sorumluluğu nasıl taşımayı mahkemede iddia edeceksin? Ben anneliğimi göstereceğim. O çocuklara şu an mevcut durumlarından daha iyi bir şekilde bakacağım. Nasıl ispat edeceksin? Hülya Hanım bunu her türlü yani mahkemesi var, savcısı ama var. Ama işte hanımefendinin demek istediği o. O çocuklar sana temelli değil ama görüş gününde 20 gün verildiğinde tahammül edememişsin mevcut duruma. Bunu nasıl taşıyacaksın bir ömür boyu 18 yaşına kadar diyor hanımefendi. Mümkün bu gücü yok. Kendinde görüyor musun? Yani evet. Bu aslında karşılıklı birbirinize hırs doğrultusunda yapılacak bir şey değil. Yani Necmi bu konuda çok daha... Bak oğlun çok uyumlu. Oğlum olur Tamir, oğluma bakma. Oğlumun kafası sakin. Senin kafa niye sakin? Benim kafa dolu. Benim acılarım var, sızılarım var, dertlerim var. Bir de o çocukların sorumluluğu vardı benim başımda. Ya esas sorun işte orada. Sorumluluğu taşıyan babaanne. Babaanne. Şimdi Esra Hanım. Buyurun. Necmi Bey'e söz vereyim. Sonra Ertan abi size vereceğim. Ben şimdi bak çocuğumu ben buna verdim tamam mı? Ben çocuğumuna verdim. Çocuk 10 gün ve tam 13 gün kaldı bunun yanında. Ne? Ama 10 gün ve 13 gün kaldı tam bunun yanında. Ama evet. Ben büyük kızıma tam ben irtibattayım her gün. Yani ben arıyorum. İlk işlerden 2-3 gün geçti. Benim büyük kızıma diyor kalacağım baba bizi al. Baba bizi al niye? Yok işte annem bize yatıyor, çay yaptırıyor. Ondan sonra bize... Ben tam duramadı. O yüzden ben çok atam okul müdürüne terim ulaştıktan ben çok alttırdım yani bunun yanından. Hatta tam kaçmış gitmiş zaten o akşam bu şimdiki eşinin yanından. Bunun şu an geçti demiş ki ben size bakamam demiş. Ananıza kaçtı gitti demiş. Tamam mı? Baba da terim açı sizi alsın demiş. Ya bu buradan bile kaçmış yani. Şu anda bu annemle gittim diyor. Bu bile yalan yani. Bu buradan bile kaçmış gitmiş. Şimdi sen diyorsun ki bu çocuklara benim annemin bakması en sağlıklısı. Anne de istediği zaman gidip görebilir. Ya abla ben şunu söylemek istiyorum. Uzun kısası. Tamam veliyet bende. Evet. Tamam ben şu an bakıyorum. Tamam benim tam bir işim var, bir yaşım var. Tamam ben Kayseri el kurmaya çalışıyorum. Tamam benim 5 milyon maaşım var ayıp bir söylemesi. Ben her paranın 2 milyonu eve gönderiyorum. Tamam ben zaten şimdi buraya gittiğim zaman tamam çocuklarına eksini göreceğim ben. Okul kıyafetini göreceğim. Benim çocuğumu bir insan bakamaz. Evet. Taşıyamaz da.
O gitsin, o gitsin hastane ameliyatını yapsın, kafasına sonlar ama halletsin. Şimdi bir de hastalık durumu var. O şeylerin tedavilerin de olması gerekiyor. Ama biz en azından senden şunu duyduk. Ve herkes de bilsin, o yakınlar ve akrabalar. Ayşe gelip çocuklarını görmek istediğinde bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Doğru mu? Sıkıntı, problem yok. Gelsin çocuğunu pazar günü alsın görsün, yıl sonu alsın görsün. Şu an benim çocuğum bakacak kapasitede değil. Tarafta da evlat sahibi olmak için denemedikleri yol kalmayan çiftler var. Geçen sene ay. Sevgili seyirciler, getir onu da bana. Allah! Bak 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 bak. Sevgili seyirciler, geçen sene Eda Nur ve Erdal çifti bize başvuru yapmıştı. Biz onu tüp bebek merkezimize yönlendirdik. İkizlerimiz Hamza, Merve. Hamza, Merve. Yani yine Esra Erol çocukları oldu. Bak bu durmuyor, bu aynı sen. Al. Bak anası oğlunu aldı. Babası kızını aldı, maşallah, sübhanallah. Nasıl hissediyorsunuz bak. Ya. Öbür kişi kız böyle. Şşt. Bu benim nasılsınız? Sabahçı arkadaşım. Sabahçı mı? Üçten sonra. Çok güzel. Nasılmış? Çok güzel Esra abla. Bu duyguyu iki bize yaşattı. Evet. Yani ne desem boş. Hep bunun için uğraşıyorduk. Dubai sadece. Vallahi başka çok hiçbir Dubai şey istemiyorum. Her beşiklerinden alıp koyduğumuzda. Evimiz başka bir farklı oldu. Güzel. Çok güzel doğru. Kokuyor değil mi ev? Aynen. Çok güzel. Yani gelirken bile çantalarda mama, bez ne varsa koyduk. Peki nasıl bir baba Erdal abi? Çok güzel. Gece gündüz yardım ediyor. İkiz olduğu için çok zahmetli, eziyetli olduğu bak, için. Nasıl bağlamış artık kendine işte. Bak anladık böyle böyle böyle. Ya anne baba olmak size çok yakıştı. Çok teşekkür ederiz her vesileniz şey için. Vesileniz olduğunuz için, aracınız olduğunuz, ya aracı olduğum için çok da mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Valla ben diyorum böyle bir sürü biliyorsunuz yani ihtiyaç sahibi, bebek sahibi olmak isteyen, tüp bebek yapma imkanı olmayan çiftleri doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na yönlendirmiştik. İki bebeğimiz daha oldu. Ne mutlu bize. Ailemiz giderek büyüyor. Allah ananı babanı sağlıklı, sıhhatli büyütsün inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Amin. Esra abla senden diyeceğim. Şimdi hemen dur, fotoğrafımız çekiyor. Sizi uğurlarken bir dizi tanıtımı yapıyorum. Sevgili seyirciler, hemen ATV ekranlarında bu akşam ATV ana haberden sonra ilk yayın gününe başlayacak olan büyük prodüksiyonlu, çok iyi hazırlanılmış bir dizi var. Bir Zamanlar Çukurova dizinin adı, başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbileğin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da 1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları olaylar geliyor. Biraz sesi yükseltelim. Ve sevgili seyirciler, kader o ki bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına, kader onları bırakır, hikaye de orada başlar. Bu akşam saat 8'de ATV ekranlarında Bir Zamanlar çıkıyor.